akşamlar sevgili seyirciler. İzabay TV'de ana haber bülteniyle sizlerle beraberiz. Başbakan Ahmet Davutoğlu 2023 yılı hedefleri doğrultusunda makroekonomik politikalarla bölgesel kalkınmayı hedeflediklerini belirterek bu politikalarla bölgeler arasındaki gelişmişlik farkını ortadan kaldıracağız dedi. Başbakan Davutoğlu Dokap eylem planını Ordu'da açıkladı. Partisinin ilk kongresi öncesinde bir açıklama yapan Başbakan Ahmet Davutoğlu, bölgeler arasındaki gelişmişlik farkını ortadan kaldırmak için makroekonomik politikalar uygulayacaklarını belirtti. Türkiye'nin her ilinde kent kalkınmasına büyük önem verdiklerini anlatan Davutoğlu, Dokap eylem planıyla Sarp sınır kapısından Samsun'a kadar tüm illerin birlikte kalkınmasını hedeflediklerini söyledi. İşletmeler arası işbirliğinin ve kümelenme faaliyetlerinin artırılması, 5. bölgenin ticaret ve turizm merkezi haline getirilmesi, 6. doğal ve kültürel dokunun değerlendirilmesi. Bütün bu hedefler bağlamında 5 ana eksenden oluşan bir eylem planı bugün sizlerle paylaşıyoruz. Birincisi turizm ve çevresel sürdürülebilirlik, ikincisi altyapı ve kentsel gelişme, 3. ekonomik kalkınma, 4. sosyal gelişme, 5. yerel düzeyde kurumsal kapasitenin geliştirilmesi. Çözüm süreciyle ilgili soruyu da yanıtlayan Davutoğlu, beklentimiz silahlı mücadeleden tümüyle uzaklaşmasıdır dedi. Türkiye'de artık hangi görüş olursa olsun demokratik siyaseti benimsemesi ve silahlı mücadeleden veya silahlı yöntemlerden tümüyle uzaklaşması lazım. Bu açık iradeyi görmek arasındayız. Bu açık irade ortaya çıktığında Türkiye'de demokratik siyasetin alanı da genişleyecek, her şey çok daha aşağıda konuşulur hale gelecek. Başbakan Ahmet Davutoğlu, Kılıçdaroğlu çok meraklıysa gösterilere maskeyle gitsin. İstiyorlar ki seçim öncesinde kaos çıksın. Bu ülkenin sokaklarını vandallara, teröristlere terk etmeyeceğiz dedi. Kılıçdaroğlu'na vurduğumuzda Pensilvanya dinliyor. Pensilvanya'ya vurduğumuzda Kılıçdaroğlu dinliyor. Bunları birbirinden ayırt etmek mümkün değil. Bunları birbirinden ayırt etmek mümkün değil. Tekrar aynı coşkuyla sahilleri dövüyorsunuz. Allah Kadeniz'in dalgalarındaki coşkuyu yüreklerinizden eksik etmesin. Biz böyle dolaşıyoruz ya, geziyoruz ya. Ben Kırşehir'e gitmiştim. Sayın Cumhurbaşkanımız da Kırşehir'e gitti. Arkasından Sayın Bahçeli de Kırşehir'e gitti. Ve bizleri takiben dedi ki, nefesimiz ensenizde. Ben de grup toplantısında söyledim, şimdi söylüyorum. Niye? Niye nefes ensemizde biliyor musunuz? Çünkü bizi hep ensemizden takip edecek. Hiç önümüze geçemeyecekler. Hep arkadan takip edecekler. Ama onların hayalleri bizim gerçeklerimize ulaşamaz. Bizim hayallerimiz ise Türkiye'nin geleceğini ilmik ilmik dokuyan hayaller. Ne Kılıçdaroğlu, ne Bahçeli, ne Demirtaş, ne de Pensilvanya'nın tuzakları Türkiye'nin hayallerinin gerçekleşmesine engel olamayacak. Türkiye'den Suriye'ye 104. yardım tırı Denizli'den yola çıktı. Tır Hatay'ın Cildegözü sınır kapısından Suriye'ye geçerek ülkenin çeşitli şehirlerinde bulunan ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. Suriye'deki kardeşlerimizin ihtiyaç sahibini sağlamlaştırmak üzere gıda ve giyim anlamında bir tür malzemenin gönderilmesine ilgili o zaman bir kere mutluyuz. Emeği geçen herkese Allah razı olsun. Burada en toplumsal sıkıntılı olan insanlara yardımcı olmak, hem bizim değerlerimizi paylaşılması anlamında, İslam dünyasının birlikte beraberliğine örnek olmak adına, gerek var
Sadece sözde olmak çalışmaları icraat noktasında da Türkiye'de sadece Türkiye'nin yaptığınızı hatırlamakta olmalı. Sadece karşılamak Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2015 yılında yapılacak olan seçimlerde en büyük umudunun kadınlar olduğunu söyledi. Kadına yönelik şiddet bu iktidar döneminde %1400 arttı. %1400. Bunu sormak lazım. Neden? Kadının günahı ne? Kadını yok mu sayacağız? Kadınlar, 2015 seçimlerinde bütün umudum size. Size büyük umut bağladım, onu söyleyeyim. Geleceğim her yere. Hiç endişe etmeyin. Eskiden diyorlardı ya, efendim CHP Sivas'ın ötesine gidemez. Ben Türkiye'nin her tarafına, dünyanın da her tarafına gidiyorum. Şimdi onlar gidemiyorlar. 50 korumayla, 100 korumayla, 1000 korumayla gidiyorlar. Ama ben alnım açık gidiyorum. Neden? Halkıma güveniyorum ben. Size güveniyorum. Mersin'in Tarsus ilçesinde 3 gündür kayıp olarak aranırken ormanlık alanda öldürüldükten sonra yakılmış halde cesedi bulunan üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ın cenazesi yakınlarının gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Mersin'in Tarsus ilçesinde vahşice öldürülen Özgecan Aslan gözyaşları arasında toprağa verildi. Kaybolduktan 3 gün sonra bıçaklanmış ve yakılmış cesedine ulaşılan psikoloji bölümü öğrencisi Özgecan Aslan'ın cenazesi hastanedeki morgdan alınarak Mersin Şehir Mezarlığı'na getirildi. Kadınların omzunda mezarlığa taşıdığı genç kız için sloganlar atıldı. Gözyaşlarının sel olup aktığı cenaze töreninde baba Mehmet Aslan, bebeğimin üzerine toprak atmayın diye feryat etti. Anne Songül Aslan ise mezarlıktaki tören öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada kızına bunu yapanların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Bu yapılan cinayetin vahşetin durdurulması ve onların ceza alması, en büyük ceza almasını istiyorum. Masum bir kızın ölmesine neden olanların benim kızımdan beter olmasını istiyorum. Bu hakkın yerde kalmamasını istiyorum. Başka idam edilsin, işkence edilsin. Benim kızım hiçbir suçu yok. İşkence edilsin, işkence. Anne, Özge Can nasıl yüreğidir? Özge Can melek gibi, kalbi temiz, yüreği temiz. Her konuda herkese iyilik yapan bir insandı. Hedefleri vardı, okuyup adam olmak, psikolojiyi bitirip kendini iş yeri açmak hedefiydi. Hep çalışıyordu.
Beyoğlu'nda bir araya gelen yüzlerce kişi Mersin'de öldürüldükten sonra yakınan üniversite öğrencisi 20 yaşındaki Özgecan Aslan için protesto gösterisi düzenledi. Ünlü şarkıcı Demet Akalın ve eşi Okan Kurt da protestoya destek verdi. Bilmiyorum, önünde kimse var mı ama yani sanatçılar olarak böyle bir olayda en azından kadın olarak daha fazla olsaydık çok mutlu olurdum. Çünkü dünden beri benim artık beynim uyuşmuş durumda yani. Ben bugün bak, tatil günü bebeğimizi evde bırakıp, çünkü bugün sevgililer günü, başka planlar yapılıyordu. Hoş, yine hayat devam ediyor ama orada acılı bir anne ve baba, korkunç yani. Ben dün akşamdan beri uyuyamadım. Buraya gelmemin tek sebebi bu zaten. Her kadın muhakkak, her insan değil, muhakkak çok büyük üzüntü duymuştur ama bu kadın cinayetleriyle alakalı bu artık yakılarak öldürüldükten sonra yakılması falan filan bizi gerçekten perişan etti. Onun için Özgecan'la alakalı her şeyde ben katılacağım, yazacağım, kim ne derse desin. Artık nereye mektuplar yazılacaksa yazılacak. Bir şekilde birilerinin ön ayak olması lazım. En azından birkaç kişi sesini duyurursa muhakkak onlar da çok üzülmüşlerdir. Çünkü gerçekten korkunç bir şey yani. İnanın benim şu insan yani dünden duyduğumdan beri böyle orada sanki bir şey biriktik, uyuşuyorum, ailesini düşünemiyorum ben. Ama ne yapılıyorsa, ne yapılacaksa beni en önde kafadan yazabilirsiniz yani. Siz de ulaşabilirsiniz. Allah'tan rahmet diliyorum. Anasına babasına sabır diliyorum. Bütün Müslümanlardan bir Fatiha istiyorum. Sadece eylem yapmak, bağırmak önemli değil. Bir Fatiha okuyup ben onun ruhunu biraz rahatlatırsak hep beraber mutlu oluruz diye düşünüyorum. Şehzadeler Belediyesi ilçe genelinde sokak hayvanlarına yemek kabı uygulaması başlattı. Hayvanlar için hazırlanan beslenme odakları şehrin değişik noktalarına yerleştirildi. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, sokak hayvanlarının aç kalmaması için vatandaşları duyarlı olmaya davet etti. Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde seyir halinde giden bir araç önüne aniden çıkan çocuğa çarptı. Kaza anı güvenlik kameralarına böyle yansıdı. Bir anda yola fırladı. Arabanın çarpmasıyla kaldırıma savruldu. Dikkatsizliğinin bedelini az daha Cemil ödeyecekti. Görüntüler Zonguldak Çaycuma'da kaydedildi.
Atatürk bulvarında yolun karşısına geçmek isteyen küçük çocuk sağına soluna bakmadan koşarak trafiğin aktığı caddeye fırladı. Bu sırada cadde üzerinde seyreden bir otomobil çocuğa çarptı. Minik çocuk çarpmanın etkisiyle kaldırıma fırladı. O anlarsa güvenlik kamerasına takıldı. Kazayı gören vatandaşlar hemen çocuğun yardımına koştu. Neyse ki küçük çocuk kazayı burnu bile kanamadan atlattı. Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde yaşayan 63 yıllık evli çift acısıyla tatlısıyla aynı yastığa baş koyarak birbirlerinin sevinçlerine ve üzüntülerine ortak oluyor. Buyur beyim. Al şeker olsun. Eline sağlık. Allah razı olsun. Senden de razı olsun. Cenab-ı Allah. Çok yaşattı inşallah. İnşallah. Anana babana rahmet olsun Cenab-ı Allah. Ben de tabi oraya varıp da cennet haliye çıkardı inşallah. Ben Hacı Ali, 1932 doğumluyum. Gaziantep'in Yanacıbağ köyünde 1932'de doğdum, dünyaya geldim. 1953'ün 7. ayın 1'inde evlendik. Tam evliliğimiz 63 senenin içinde bir karı koca olaraktan Allah'a şükür birbirimizi hiç hatırını görmedik, birbirimizin canını sıkmadık, küfür bilmek, hiç kötü bir kelime bilmek Allah'a şükür hem hanım, karım hem ben. Buna karşılık bizim şu anda 4 tane evlatımız var. Büyük oğlumuza 1996'da Uzman onbaşı olarak şehit oldu. Ona da şehit olarak 18 sene oluyor. Allah rahmet eylesin. Biz ise onun biraz darbesini yedik. Peygamber sevgisi olacak, kitap sevgisi olacak. Dinin, diyanetini bilecek bir kimse ki ne? Geçimlerini iyi bir halde yürüdüler. 3-5 saat görmesen hemen ölüyorum. Ama bunun için de gençlere akıl erdiremiyorum ben. 77 yaşındayım. Oğlum şehit oldu, büyük oğlum. Ortancı oğlum, nasibeci. Onun küçüğü de imam, Merve şehirde. Kızımın bir tanesi Adana'da. Kızımın bir tanesi de Mersin'de. Allah'a şükürler olsun razıyık damatlarımızdan, çocuklarımızdan, kızlarımızdan. Allah'a şükür herkese de böyle mutluluk versin. Çok memnunum. Ondan sonra ben şimdi 77 yaşındayım. Allah'a çok şükürler olsun. Beyimin kıymetini biliyorum. Şimdiki gençlere örnek olsun. Biz yani çok sevgiliyiz. Birbirimizi çok seviyoruz. El elden tutuyoruz. Yatakta bile olsa el elden tutuyoruz. Birbirimize çok sevgiliyiz. 60 sene evliliğimiz oldu. Daha birbirimizin kalbini kırmadık. Birbirimize tevar demedik. Allah'a çok şükürler olsun. Çok kıymetliyiz birbirimizin yanında. Birbirimizi görmesek duramıyoruz. Bir yere geçsem diyorum, hacım hasta diyorum, ben oradan rahat edemiyorum. Bana diyorlar, otur diyorlar, oturamıyorum. Ben kıymetini çok biliyorum. Benim gençlere böyle örnek olsun. Şimdikileri bilmiyorum. Beraber inşallah, içelim inşallah. Ben de seni bekliyordum. Cuma namazına gelirse çay. Eline sağlık, çayı demlemişsin inşallah. Şimdi cuma namazdan geldim. Yemeğimiz hazır mı acaba? Hazır mı hacım? Bir karşım tepkimi yedim. Şimdi 10. ayın 1996'nın 10. ayın 29'unda yani Ekim İnanılı Cumhuriyet Bayramı gecesi 10-15 kişi birden Pusyal Düşü'ne şehit oldu oğlum. Uzman onbaşıydı. Allah rahmet eylesin. Hakkari'de 1995 yılında Görücü Terör Örgütü PKK ile girilen çatışmada kafasından vurularak tekerlekli sandalyeye mahkum olan Gazi Sebahattin Aslan'ın eşi Tülin Aslan, eşim vurulduğunda nişanlıydı. Bana ne olacağı belli değil. Sakat kalacak. Onu bırak dediler. Ama ben eşimi bırakmayı hiç düşünmedim. Çünkü onu çok seviyordum dedi. Bu
Benim kafamdan yaralanma kan açmamışı kestirmiş hangisi infarktıyla. Sağ tarafın ses bıraktı. Beynimin sol tarafından kurşundurunca sağ tarafın ses bıraktı. Pek çok bazı arkadaşımız bunu yaşadı. Nişanlı olduğu halde eşi olan, iki çocuğu olan, nişanlı olan gazi olduktan sonra terk ettiler. Ama benim eşim, yani o zaman nişanlımdı. Eşim de sağ olsun geldi, nişanlıyken geldi bana, kasaba dahi baktı. Benimle ilgilendi, o bize moral kaynağı oldu. Yani onun moraliyle daha sabit iyileştik. Aşk, yeri gelmiş o şeyi yiyemiyor. Sevgiler günü bugün de. Sevgiler günü, benim için her gün sevgiler günü. Ben eşime değer veriyorum. Her zaman başta yapmaya çalışıyorum. Çünkü bu çocuğumun annesi 20 yılımız bitti, 21 yıla girdik neredeyse. Şimdi arada hiçbir kavgamız olmadı. Kısaklığı bir sorunumuz olmadı. Her yediğim aklımda söylüyorum. Bizim ağacı arkadaşlarımın arkasında ki en büyük kahramanlar, isimsiz kahramanlar gazi eşleridir. Bize moral, motiva yönünden en büyük desteği vermektedir. Ben hiçbir zaman hani işte öyle kalacak, kalkamayacak diye hiç düşünmedim. Aklımın ucundan dahi geçirmedim. Ben hiç aklımın ucundan geçirmedim. Eşimi sevdiğim için. Hani bizimki görücü usulüyle olan bir şeydi ama ben çok sevdim. Hiçbir zaman da bırakmadı bunu. Bundan sonra da bırakmam. Yeşil elbiseleri giydi, geldi. Ya ben o zaman kolumu kıpırdatamıyorum, konuşamıyorum. Ya sesim de gitti. Konuşamıyorum, tepki veremiyorum. Sadece gözümle veyahut da elimi sıkarak tepki veriyor. Yani bu içeri bir girdi ama yeşil elbiseyle benim güllerim yaraladı tabii ki. Yani sanki o an kalkıp koşasım geldi. Zaten 20 yılında sağ olsun anne, şimdi de bastonum oldu, benim sağ kolum oldu. Yani benim sağ tarafım pek, sol taraf sağlar, benim sağ kolum olmuş oldu. İşte bırak filan dediler. Yani işte kızım gençsin, yani önünde kalkacak mı, yürüyebilecek mi? Bilmiyorum, hiç ucundan dahi, kafamın ucundan dahi geçirmedim. Eşimi sevdiğim için. Onun her zaman için destekçisiyim. Seven insan her şeye katlanır. Öyle diyeyim artık. Aslında bunu her şeyin önünde. Yani tabii ki sevmek lazım. Bingöl'de cinayet işledikten sonra bir inşaatın çatısına çıkarak çevreye ateş açan şahıs 3 polisi yaraladı. Bingöl'de cinayet işledikten sonra bir inşaatın çatısına çıkarak çevreye ateş açan şahıs Eylül'ün 20. saatinde 3 polisi yaraladı. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Ali Sezgin adlı şahıs bir arkadaşına pompalı tüfekle öldürdükten sonra 6 katlı bir inşaatın çatı kapına çıkarak çevreye rastgele ateş açmaya başladı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen polislerin yoğun ikna çabasını aldığı şetmeyen zanlı 20 saattir direniyor. İkisi özel hareket olmak üzere 3 polisi de yaralayan katil zanlısı bölgeye hiç kimsenin yaklaşmasına izin vermiyor. Öte yandan yapılan çalışmaların ardından şahsın öldürdüğü Yakup Polat'ın cesedi bir dere yatağında bulundu. 14 Şubat Sevgililer Günü'nde İstiklal Caddesi'ne sefer yapan nostaljik tramvayda bir çiftin nikahı kıyıldı. Oh.
işlerini nikah mühendisliğinden ihbar ettiler. Biz de işlerini yaptık. Biz de hiçbir engel olmadığı anlaşıldı. Siz sayın Nazlı İlçi Hanımefendi. İşkincenin temsil altında kalmadı. Ben istemeyince sayın Emrah Bakışa Beyefendi. Ödemeyi kabul ediyor musunuz? Sonuçlar ödemeyi. Osman Bey gelmek, hediyeyi bir tane indirdik, üç tane hediye ne bir tane hediye alacağım, 15 Mart yaşında. Gel, gider mi? Valla bunu herkes böyle bir yerde olmak ister diye düşünüyorum. Nostalji çok önemli. Ömrümüzün en önemli anlarından birini kaydediyoruz. Nihayetinde ortalama insanlar ömürlerinde bir kez evleniyorlar çocuk olarak. Ve doğru bir ambiyansa, doğru bir mekanda, dekor yerindeyse o evlilik seremonisine ayrı bir anlam katıyor. Gelecekte belediye yeni yapılan belediye başkanlığı binası içerisinde, tarihi arabalar içerisinde böyle bir seremoniyi de belediye içeren başka bir formatta yapmayı düşünüyorum. Mersin'de bir huzur evinde kalan ve birbirlerine sırılsıkla aşık olan 86 yaşındaki Mehmet Halit Tömük ile 87 yaşındaki Emine Sevinç Ünlüler sevgililer gününde sevgililerini tüm dünyaya ilan etti. Hayri amca ile Emine teyzenin aşkları aşkın yaşı yoktu dedirtti. Thank you.
Amerika Birleşik Devletleri'nde polis bir şüpheli sokak ortasında kurşun yağmuruna tuttu. Amerika'da polis bir şüpheli sokak ortasında kurşun yağmuruna tuttu. Bir amatör kameraya yansıyan görüntülerde polislerin bir şüpheliyi durdurduğu görülüyor. Kendilerine direnip etrafı taş atan şahıs kaçınca ateş etmeye başlayan polisler başarılı olamayınca yolun karşısında takibi sürdürüyor. Burada kendilerine dönen şüpheliye defalarca ateş eden polisler adamı sokak ortasında öldürüyor. Tanıkların ifadesine göre kurşun yağmuruna tutulan şahıs buna rağmen kelepçelendi ve o vaziyette can verdi. Ve şimdi hava durumuyla sizlerle beraberiz. İzmir çok bulutlu 3 derece, Denizli çok bulutlu 1 derece, Aydın çok bulutlu 3 derece, Muğla yağmurlu 0 derece, Manisa sağanak yağışlı 0 derece, Uşak çok bulutlu -3 derece, Afyon hafif kar yağışlı -5 derece ve Kütahya çok bulutlu -4 derece. Yüzhaber TV'de ana haber bültenimizin sonuna geldik. Daha fazla haber için yüzhaber.com'u ziyaret edebilirsiniz. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle iyi akşamlar.